takımımız 19 Ocak Çarşamba günü saat 17'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Fraport Tava Antalya Spor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu, Antalya Spor maçı hakkında konuştu. Zaten içeride hocalarla beraber hep çalışıyoruz hafta bu iki gün sonraki maç için. Yine kendi sahamızda oynayacağımız bir maç, önemli bir maç. Özellikle Karagümrük maçından sonra da daha da önem kazandı Antalya Spor maçı. Çıkışta olan bir takım, iyi organize oldular, toparlandılar. İşimiz kolay değil ama başarabilecek gücümüz de var. İnşallah çarşamba günü sahada en iyi şekilde her şeyimizi ortaya koyup bu maçtan kazanarak ayrılırız. Takımın performansını da değerlendiren tecrübeli teknik adam transfer dönemi hakkında da bilgi verdi. Çok kritik noktalardaki yani oyuncularımızın yokluğuyla beraber tabii ki istediğimiz şeyleri ortaya koyamadık. Fakat bu bahane değil tabii ki. Bütün oyuncularımız hep beraber hazır olmak zorundaydık. Hazır olmalıydık. Başta bizler tabii ki bu tür şeylere hazırlıklı olmak durumundaydık. Ama maalesef istediğimiz gibi başlayamadık bu iki maçta. Şimdi kısa sürede oynayacağımız bir Antalya Spor maçı iki gün sonra ve ondan sonra üç gün sonra da Hatay Spor maçıyla bu iki maçta alamadığımız sonuçları almak zorundayız. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Transfer dönemine girdik. Şimdi kolay da değil. Süre gelen maç periyodunda aynı oyunculara yük bindi. Tabii bu transfer döneminde de ister istemez yani oynamayan oyuncular oldu. Belki acaba gitsem başka yerde oynasam daha iyi olur mu diye düşünenler oluyor. Biz tabii başka şeylere odaklanıyoruz bazen. O da bizim konsantrasyonumuzu etkiliyor. Kolay değil. Transfer yapmakta da zorlanıyoruz. Bir de gerçek var. Bunların hepsi üst üste gelince ister istemez bu tür oyunlar, bu tür sonuçlar da kendini gösteriyor. Ben hep bugüne kadar hep söylediğim bir şey vardır. Benim en mutlu olduğum gün, en çok sevindiğim gün transferin son günüdür. Yani bittikten sonra artık biz takımımızı biliriz, takımımız bizi bilir. Ondan sonra da kolları sıvayıp ne yapılması gerekiyorsa yaparız. O yüzden bu süreçler böyle geçiyor. Bazen iyi, bazen kötü sonuçlar alacağız mutlaka ama mümkün olduğunca da iyi bir şekilde bu süreci geçmek zorundayız. Onun için de hepimiz bunun için çalışıyoruz yani. Bu mali tablolarla beraber bir hareket etmeye kalksanız hep kulübe bir zarar olarak dönüyor. O yüzden biz de kulübe en az zararlı bu işleri halletmeye gayret ediyoruz. O yüzden de biraz geciktiğimizin farkındayız ama buna da mecburuz öyle söyleyeyim. Transferin son gününe kadar da bu iş sürecek yani onu da söyleyeyim. Yani biz araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bizim oyuncularımıza da eğer teklifler gelirse onları da değerlendireceğiz, bakacağız. Ve kulüp için şu andaki pozisyondan bir an önce yukarılara çıkmak için en doğrusunu yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yani çalışıyoruz, büyük bir hızla çalışıyoruz aslında ama sadece hareket alanımız kısıtlı maalesef. O yüzden dediğim gibi bu hareket alanımız genişlediği zaman düşüncelerimizi hayata hemen geçireceğiz. Hamzaoğlu takımımızdaki sakat ve eksikler hakkında da bilgi verdi. Umar'ın sakatlığı var. Umar yani Antalya maçında yine aramızda olamayacak gibi ama bilemiyoruz tabii. Bugün hafif bir antrenmanla başlayacak. Yani onun ağrıları eğer devam ederse aramızda olamayacak ama eğer iki gün boyunca iyi hissederse kendini belki ondan da faydalanacağız. Yani Remy şu anda yok. Yani geldi ama hazır değil. Şu uzun bir süredir antrenman yapmıyor. Bolasi hazır, antrenman yaparak gelmiş fakat takım antrenmanı yok tabii. Onun da yani sadece dün bizle beraber antrenman yaptı. Uzunca bir süre o da takım antrenmandan yoksun. Bireysel çalışmış, tam Remy gibi şey değil, boş değil ama onun da biraz süre zamanı ihtiyacı var gibi görünüyor.